Ne oldu Hena? Hayalet mi gördün? Hayır. Sen erken mi uyandın? Kim geldi? Aa, kimse. Alo. Evet. Hena da aynı şeyi sordu. Bugün ilk gün. Erkenden orada olmam gerek. Ali iş bilen birine bakıyor. Jeneratörle ilgili bir şey yapmamız gerek. Eğer jeneratör kapanırsa bütün iş durur. Bu büyük bir sorun demek. Evet, orada olurum. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Bir sorun mu var? Ha? Endişeli gibisin. Hayır. Sen bir gömlek ütüle, hemen çıkmam gerekiyor. Ciddi misin? Tamam, geliyorum. Evet. Ne yapıyorsun? Yaşasın. Ne oldu? Jeneratör sorunu giderildi. Buradakini götürseydin ya. Ne? Jeneratör. Hena. Bu 160 kilovatlık bir jeneratör. Nereden baksan en az bu oda kadar büyüklüğü vardır. Tüm fabrikaya elektrik sağlıyor. Bizimki sadece havalandırmaları çalıştırır. Sen nasıl bir şeysin? Ben bunu bilmiyordum. Şimdi öğrendin mi? Babaannem doğru söylüyor. Evlilik insana şans getiriyor. Bütün arkadaşlarım aynı fikirde. Bana uğurlu geldiğini düşünüyorlar. İnsan şansını kendi yaratır. Bu da çalışmakla mümkün. Şans ayrıca annelerin duasıdır canım. Her ne başardıysam, bu senin dualarınla oldu. Kahvaltı? Hayır, ben şirkette yaparım. Sen evdekilerle yaparsın. Bunların hepsi senin için. Ama elini bile sürmeye kalkacak olursan, o zaman bu bıçağı ateşte kızdırır, sonra yüzüne bastırırım, anladın mı?
Bir yapı ne kadar sağlam olursa olsun, deprem vurduğu zaman dışarı çıkmak gerekir. Neden hala buradasın biliyor musun? Ne olacağını sanıyorsun? Oğlumun bütün bir ömür yanında duracağını mı? Evden hiç çıkmayacak mısın? Hı? Hayır. Yalan söylemede ve hikaye uydurmada tam bir uzmansın. Ama bunu bilmiyordum. Özellikle erkekleri kontrol etmekte ne kadar iyi olduğunu. Ne? Hamza'nın kahkahaları odadan dışarı taşıyordu. Daha önce kurama yaptığın şey de bu muydu acaba? Kuram işte, hatırlarsın. Seni gelip buradan almasını istediğin kuramdan söz ediyorum sana. Hamza bana inanmamayı tercih etti. Kanıt göstermemi istedi. Bunu sen de tahmin edersin. Kanıt toplamak zaman alan bir iştir. Ayrıca bir de tanık bulmaya çalışıyorum. Sonra ne olacak dersin? Hamza gelecek, kanıtlara bakacak, tanıkları dinleyecek. Sonra da seni bu evden atmazsa eğer, bana da Şah Cihan demesinler. Canım, Hena, burada ne arıyorsun? Mutfakta ne yapıyorsun? Kahvaltı hazırlayacaktım. Düğün tatlın yapılana kadar olmaz. Ocağın yanına bile yaklaşmayacaksın, evet. Evliliğin aceleye geldiyse ne olmuş? Ben istediklerimi yerine getiremez miyim? Bir kere önce güzel bir yemek vereceğiz. Mutfağı inmeseydim çoktan işe koyulmuş olacaktı. Neden onu durdurmadın? Bunu sen yapabilirsin. Sen durdur. Boş ver onu. Gel. Biz içeri geçelim hadi. Hadi gel diyorum. Senin bir şey yapmana gerek yok. Hizmetçiye söyler, bize kahvaltı getirmesini isteriz. Gel canım, gel. Diğer gelinler gibi sen de ona emir verirsin canım. Diğerleri kendi başının çaresine bakabilir. Ben mi? Evet. Ama ben nasıl gelebilirim ki? Ne demek nasıl? Herkesin yaptığı gibi. Tabii ki yürüyerek. Hayır, ben cidden ben nasıl gelebilirim? Çünkü bir yemek organize ettim. Ama ben kimseden davet almadım. Seninle ben ayrı değiliz Hena. Sana verdiğim her sözü tek tek yerine getireceğim. Ama birbirimize destek olmalıyız. Hı? Ama insanlar ne der? Bunu sana açıklayamam ama ben... Gerçekten benimle gelmekteki sorunun ne anlamıyorum. Bir akşam yemeği tertipledim. Benim organize ettiğim bir yemekte... İnsanlar eşimi orada görmezse ne derler? Eşleriyle gelecekler tanış diye. Kendimi aşağılanmış hissedeceğim. Hayır hayır. Neden öyle hissedesin ki? Tamam geleceğim ben. O zaman neden önce olmaz dedin? Çünkü buna inanmakta zorlandım. Oraya seninle gelmemi istediğini... Öyleyse neden ağlıyorsun? Mutlulukta. Bu kadar küçük bir şey için ağlanır mı Hena? Bir saniye. Alo? Evet. Tamamdır, onaylandı. Evet.
İzninle. तस्वीर मन में बसी यार की तस्वीर पढ़ी तेरे प्यार की दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है रब से जिस तू वो सिला है तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है जामे मोहब्बत जहर आशिकी है पूछो ना पूछो ना हम सताए हुए Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.